Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı alanlarda iş gücü ihtiyacı da artmaya başladı. Raylı sistemlerde yaşanan gelişmeler de bu duruma önemli bir örnektir. Raylı sistemler mühendisi her çeşit raylı aracın ve ekipmanlarının tasarımını yapmakla sorumlu, aynı zamanda üretimini planlayan kişilere verilen addır. Sistemler arası ilişkiler kurarak projelerin hazırlanmasında da rol oynar. Aldığı eğitimler sayesinde asansör ve teleferik gibi sistemlerin de kurulmasında görev alır. Bu sistemleri işletmekte rol oynayan raylı sistemler mühendisi, raylı sistemlerde yapılmakta olan binaların inşasında da çalışmalar yürütür. Bu kapsamda projeleriyle ilgili zemin etüdü yapar ve mühendislerin çalışmalarındaki bütün sürece dahil olurlar. Ulaşım planına katkı sağlamak üzere yapılan bu projelerin insanlığa önemli bir hizmet sunması hedeflenmekte. Aynı zamanda raylı sistemlerin periyodik bakımları da mühendisler tarafından yapılır. Raporlama ve geri bildirim yapmakla ilgili bilgi sahibi olmaları gerekir. Raylı sistemler üzerinde uzmanlık yolunda ilerleyen makine mühendisleri kendi alanlarında da önemli çalışmalara imza atarlar. Son yıllarda bu alanda olan iş gücüne çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Disiplinli ve sorumluluk sahibi olmak, sayısal derslerle ilgisi olması, hesaplamaları sevmesi, mekanik yeteneğini geliştirmiş olması, hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri, problem çözme konusunda yaratıcı yaklaşımlar içinde bulunmaları mühendis adaylarında aranan niteliklerdendir. Raylı sistemler mühendisliği, problemleri tespit etme, formül çıkarma, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi kazandırmaya çalışır. Avrupa'da oldukça fazla ilgi gören, ülkemizde ise ilk kez Karabük Üniversitesi'nde eğitime açılmış bir bölümdür. Bu bölüm öğrencileri eğitimini tamamladıktan sonra da gelişimini aralıksız devam ettirmelidir. Sektörel gelişmeleri yakından takip etmelidir.